kireçlenmesinden, diz osteoartritinden bahsedeceğim. Kireçlenme yaşla birlikte ortaya çıkan aslında dejeneratif bir eklem hastalığı. Eklemdeki ilk değişiklikler kıkırdak yapısında ortaya çıkıyor. Kıkırdakta bazı bozulmalar, yarıklar oluşuyor. Bunu kompanse etmek için minikim oluşumları ortaya çıkıyor. Tabi o bölgedeki yumuşak dokular etkileniyor ve bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Diz en sık tutulan eklem kireçlenmede. Çünkü vücudun yükünü taşıyan bir eklem, travmaları açık bir eklem. Onun dışında ağrı oluyor, diz ağrısı oluyor. Diz eklem hareketlerinde kısıtlılık oluyor. Dizini açıp kapamada katılık olabiliyor, zorluk çekebiliyor hasta. Yürümede zorluk çekebiliyor. Merdiven yürümede, merdiven çıkmada zorluklar yaşayabiliyor. Mekanik ağrı diyoruz. Yani hareketle ortaya çıkan, dinlenmekle gerileyen ağrılar var. Ama ileri diz kireçlenmelerinde istirahat halinde de ağrılar olabilir, gece ağrıları olabilir. Tabii bu bileğin yaşam kalitesini düşürüyor, yürümede güçlük, fonksiyonel olarak bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla ağrının dikkate alınarak en erken seviyede aşamada müdahalesinin yapılması esas oluyor. Tabii biz değerlendiriyoruz, diz kireçlenmesinin bir konservatif yani koruyucu tedavi yöntemleri var. Bir de ileri derecede özellikle cerrahi yöntemler, protez uygulamaları olabiliyor. Tabii biz ağırlıklı olarak konservatif yöntemlerle uğraşıyoruz. Ağrının tedavisinde fizik tedavi metotları son derece etkili tedaviler. Sıcak uygulamaları, elektroterapi uygulamaları, derin ısı uygulamaları, lazer uygulamaları olabiliyor. Yine uygun egzersizler olabiliyor, su içi egzersizler olabiliyor, bazı özelleşmiş egzersiz cihazlarıyla destek verebiliyoruz. Yine enjeksiyonlar yapabiliyoruz, iğne yapabiliyoruz diz eklemi içerisinde. Bu iğnelerin içeriğinde de PRP dediğimiz platelet rich plazma yani kan pamucuklarından zengin plazma onarıcı özelliği var. Tamir potansiyeli olan hücreler var içerisinde. Onu diz eklemi içerisine yaparak o bölgenin iyileşmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ozon yapabiliyoruz. Yine bazı destek hyaluronik asit uygulamaları olabiliyor eklem içerisinde. Tabii ilaç tedavilerinden yararlanabiliyoruz. Ağrının kontrolünde, kas spazmının geri getirilmesinde. Detaylı olarak tedaviyi sağladıktan sonra yani ağrıyı kontrol altına aldıktan sonra mutlaka düzenli bir egzersiz alışkanlığını kazandırmak esas oluyor. Yine kilonun kontrolü çok önemli. Özellikle yük taşıyan eklem olduğu için ağrıyla tekrar gündeme geliyor. Bu yüzden uygun kilonun sağlanmasında da destek olabiliyoruz. Aynı zamanda kronik ağrılar yorabiliyor vücudu ve bazı psikolojik rahatsızlıklara, depresif yakınmalarına neden olabiliyor. Onların da tedavisi konusunda yönlendirici oluyor.